Hammaga salom do'stlar. Bugungi video roligimizda endi Windows 10 programmasini internetdan hech qanday muammolarsiz Microsoft.com saytini o'zidan tekinga va sifatli yuklab olishni o'rganamiz do'stlar. Oldindan bir narsani aytib o'tmoqchiman. Videoni o'tkazmasdan ko'rib boringlar. Nima uchun deganda, men video davomida ko'rsatib o'tgan joylarini menga savol qilib berishlaringizga hojat qolmaydi do'stlar. Agar tayyor bo'lib olgan bo'lsangiz do'stlar, men videomni boshladi. Biz hozir birinchi navbatda internetga o'tib olamiz. Google ga kirib olganimizdan keyin bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Skachать Windows 10 deb yozamiz bu yerga. Hozir bu yerda xatolik bo'lib ketdi. Mana bu yerda zapdanas kiberdi, menda chiqarib berdi. Skachать Windows 10 deb mana shunday qilib yozamiz, kiramiz bu yerga. Mana bu yerda chiqarib bergandan keyin Microsoft.com saytini birinchi bo'lib bizlarda bu yerda chiqarib berdi. Mana shunga bitta bosib kiramiz hozir. Microsoft.com saytini ofitsialni o'zidan yuklab olamiz do'stlar. Boshqa bir begona saytlardan emas. Mana kirib olganimizdan keyin mana shu yerda shunday oyna ochiladi. Mana endi mana bu tarafta ko'k bilan olib qo'yibdi. Skachать середины сейчас deb yozib qo'yibdi bu yerda. Mana shunga hozir bitta bosamiz va bu yerga bitta bossak, bizlarga Windows 10 programmasini последний versiyasini va oxirgi chiqib turgan, hozirgi kunda oxirgi versiyasi chiqib turganini yuklab olishga yordam beradigan bitta programmani skachать qilib olamiz do'stlar. Mana shunga hozir bitta bosamiz. Va mana pastda bu yerda 18 MB ega bo'lgan MediaCalls degan programmani yuklab olishni boshladi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringiz, hozir mana shuni yuklab olib bo'lgandan keyin mana shuni qanday qilib ustanovka qilishni va qanday qilib yuklab olishni ko'rsatib yuboraman sizlarga. Mana bu yerda endi yuklab olib bo'ldik. Mana ko'rib turganlaringizda, mana buni yoniga olib kelamizda, bu yerda endi показать в папке degan joyga bitta bosamiz va qayerga tushganini ko'rib olamiz. Mana bu yerda turganlaringizda, bu yerga tushgan ekan, CD diskda SSD menga zagruzka bo'limiga tashlab berdi. Sizlarda ham xohlagan, mana shunday qana qilib bo'lsa ham bo'lsangiz, mana shunday zagruzka bo'limiga o'tirib beradi. Buni bitta 2 marta bosamizda kiramiz. Va mana shunday qilib sizlarda ham shunday yozuv chiqaradigan bo'lsa, bu yerda zapust degan joyga bosib yuboramiz. Agar chiqarmasa, mana davom qilish degan joy bo'ladi o'zi. Bu yerga bosamiz va mana bu yerda yozuv kelib chiqadi do'stlar. Hozir buni pastga joylab turamiz. Mana do'stlar, mana shunday qilib o'ynash hosil bo'ladi. Ozgina payt kutib olgandan keyin ahamiyat bermaysizlar. Sizlarda ham shunday bo'ladi albatta. Mana shunday qilib ozgina vaqt kutib turamiz. Bu yerda endi ana endi bunday ona sochilgandan keyin bu yerda endi litsenziya shartlarini qabul qilamiz va bu yerda priniyat degan joyga bosamiz. Mana priniyat bosamiz. Ana endi bu yerda do'stlar, mana shunday bo'lim ochiladi. Bu yerda endi birinchisida petitsiya bosilib turdi. Bu birinchisida emas. Mana bu pastdagi ikkinchisiga petitsiya qo'yamizda.
Bu yerde pastaya indi daliyeni basışımız gerek olaydı dostlar. Bu yerde abnavliyeni edit kompüter seçeriz deyince oyna emez. Pastakiga basışımız gerek olaydı. Şunu eslerinizden çıkarmayınlar. Yani şu pastakiga bitişkanı koyamız ve dali. Ana indi bu yerde biz abdamaski nastrokalarını sözləb beredi. Bu yerde özgertiradigan bo'lsangiz mana bu yerde bitişkanı olup duramızda. Bu yerde birincisi de indi yazıyı kanaka buluşuna kürsatıp birşeyiniz mümkün de buladı. Bu yerde indi rus tilini belgeleyiz elbette. Bu yerde her kıl tiller var. Eğer de çöne deyem bulsanız Türkiye, mana İngilizce tiller var. Hoşlanganingizga koyasız da bu yerde belgeleşiniz mümkün. Menga hozircha ulaşır demez. Mana şu rus tilini belgeleyemez. Ve bu yerde bana Windows 10'u kürsatıp bir koydu. Ve bu yerde indi mana şöyle ahamiyat verip karab dursanızlar. Kanday turdaki sikerekliğini bilgili buluşunca sikerek buladı. Eğer de sizin kompüteriniz azısı 2 GB tezlikten tezlik buladı yambusa mana bir de 32 razıretini ve 86'lik deyip görsatı bir kutu. Aslında 32'lik 86'lik kılıp yazıladı. Ya bir abayda da 86'lik 32'lik şunda kılıp yazıladı. Bana şu tezkar hatırınız aslında 4 GB'dan pas buladı yambusa 32 GB'dan yüklep alışınızda tepsiye kılaman. Eğer de 4 GB yok ondan balant buladı yambusa tezkar hatırınız azısı kompüterinizde bana bu 64 razıretlerini yüklep alışınızda tepsiye kılaman. Mana bunga bosadigan bo'lsangiz, OB'ga bosadigan bo'lsangiz, ham bu yerda 32 razryad va 64 razryadning ikkalasini ham birdaniga ko'chirib oladi. Kompyuterimiz qanday tezlikini ko'rishni xohlasangiz, bu yerda kompyuter degan joy bor. Mana kompyuter joyiga mishkamizni o'ng tarafini bitta bosamiz va swift va degan joyiga kiramiz bu yerda. Bu yerga kirib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda yozib qo'yibdi protsessorim meni AMD S70 deb yozilgan va bu yerda ustunimni pamyat ozusi 6 GB'ni ko'rsatib berib qo'yibdi menga. Demak shu 64 razryad ham bo'ladi ekan, 32lik shart emas. Bu yerda chiqib turamizda men bu yerda 64lik emas, 32lik ham emas, OB'ga qo'yaman, ikkalasini ham ko'chirib olaman. Siz xohlasangiz, xohlaganingizni ko'chirib olishingiz mumkin. Eğer de bir yerda 32 razryad ko'chirib olmoqchi bo'lsangiz, sizda masalan, previzitini ko'chirib olmoqchi bo'lganingizni hajmi 4 GB bo'lishi mumkin yoki 380 bo'lishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin. 4.5 GB'dan ko'p bo'lmaydi do'stlar. Mana shu ikkitasidan bittasini ko'chirib olsangiz, eğer de OB'ga qo'yadigan bo'lsangiz, kamida 7 GB, 6 GB'dan köprak buluşum mümkün. OB'ye koysanız. O şun için ben hazır bir yerde OB'ye koyamam. İkkalasını köçürüp olamam da. Bir yerde daliyeni basamam. Ana indi bir yerde ahamiyat verseğinizler. Birincisi de bitişke tuttu. Eğer de sizler aptamatikçe internetten doğruma doğru flashkege zapis kılmak için olsanızlar. Bu yerda birinchisiga bitishga qo'yasizlar. Yo'q, kompyuterni xotirasiga joylayman desangiz, bu yerda ISO file degan joyga bitishga qo'yamiz. Men hozir bu yerda flashkaga joylamayman, kompyuterga saqlanlik qilib olaman. Bu yerga shuning uchun ISO filega bitishga qo'yib turamanda, bu yerda daliyeni bosaman. Do'stlar, bu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu yerda flashkaga yozmoqchi bo'lsangizlar, qo'ymoqchi bo'lgan flashkangiz 8 GB'dan past bo'lmasligi kerak. Albatta 8 GB, 16 va 32 undan baland bo'lishi ham mumkin kerak. Bu yerda 8 GB normalni bo'ladi. Bu yerda ISO faylga qo'ydim. Men kompyuterni xotirasiga joylamoqchi edim va bu yerda daliyeni bosaman. Bu yerda daliyeni bosganimizdan keyin qayerga saqlanit qilishimizni ko'rsatib beryapti. Bu yerda kompyuterga o'taman va bu yerda menda yana bitta diskim açılıyor. Mana 29 GB'lı. Mana çünkü kirib duraman da bir yerde joy açışım mümkün. Mana parça açamam. Bir yerde hazır Windows deyip yazaman. Mesela hatalık bulup gitti. Ana Windows deb yozdim va bu yerda otkritcha bosamiz. Otkritcha bosib va bu yerda saqlanitni qilamiz.
Mana dostlar, Windows'imiz ham yuklab olishni boshladi. Mana shunday qilib o'zlaringiz kompyuterlaringizga Windows 10 yuklab olishlaringiz mumkin. Agarda internet tezliklaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatni kamida 2-3 soat yuklab olish mumkin. Agarda sekin ishlaydigan bo'lsa, bu holat yarim kun yoki bir kunni olishi mumkin. Menda hozir internet tezligi pasi ham emas, juda ham katta tezligim juda katta ham emas. Normal holatda ishlayapti. Hozir buni menda 2 soat ichida yoki 3 soatda yuklab olishim mumkin. Mana do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan video mana shunday iborat edi. Agarda videomiz yoqgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, hali beri obuna bo'lmagan bo'lsangiz YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, podpisatsiya qunnopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar bo'ladi. Agarda sizlarda kompyuter bo'yicha yoki YouTube bo'yicha qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Savollaringiz biz albatta video darslik qilib chiqarishga harakat qilamiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha Oltin Gepard kanali bilan birga qolinglar do'stlar.